Yo! Boom! Uh, uh, The thing goes. Uh, 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna, yepyeni bir 9 kontentin hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat 2020. Ben Tuna hep yepyeni bir videoyla, hep yeni bir yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün mini release'imiz geldi. Güzel oyuncularımız var. Onları inceleyeceğiz. Onlara bakacağız. Sizlerin sorusu varsa bana yorumlar kısmından yazacaksınız. Ben bu gece bütün gece boyunca yorumlarda ve yayında olacağım. Muhtemelen bu videoyu bitirdikten sonra da yayına geçeceğim. Dileyenler Twitch kanalında da canlı yayında katılabilirler diyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum ama öncesinde bir like, kanala abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. 10K olmaya çok yaklaştık. 10K olursak güzel bir çekiliş sözü de buradan veriyorum efendim ve videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün bakalım öncelikle görevler kısmında bize bir görev gelmiş mi dur. Final Yolu Martinez vardı. E, bu kartı Hollanda ligi kullanan arkadaşlar sormuş nasıl diye. Çok e, üzerinde durmamıştık bu kartın ama sol ayaklı bir stoper. Orta yüksek çalışma oranını sevsem de çevikliği çok hoşuma gitmedi. Ama savunma ve fiziksel istatistikleri çok güzel. E, bu bedava kartlar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani e, böyle bir oyuna ayıracak çok vaktiniz varsa mutlaka bu kartları Yapın. çünkü bir gün bir sağlam bir buraya sağlam bir oyuncu geldiğinde özellikle dönüm noktalarına sağlam bir oyuncu geldiğinde atıyorum işte Hollanda Ligi'nden ilk sahibi olduğun işte 8 oyuncuyla gol at falan filan dendiğinde bu kartlar çokça değerleniyor. Diğer çünkü o gold kartların veya gümüş kartların fiyatları çok artıyor. Hem de elinizde iyi bir oyuncu olmuş oluyor. Böylece görevi daha rahat bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden boş vaktiniz varsa atıyorum bu görev 10 maçta bitiyor. İşte Kendinize bir hedef belirleyip günde 3 maç, 2 maç falan atarak böyle 4-5 günde bitirebilirsiniz. Ki zaten SBC 7 günlük falan geliyor. Şu anda da 4,5 günü kalmış bu SBC'nin. RCTF zafer yoluna devam ediyoruz. Günlük 5 maç oynamaya özen gösteriyoruz. Biz burada 3 galibiyet almışız. Mesela dün oynamayı unuttum. Artıcıda oynadım. Artı de 6'da 6 gidiyorduk ama bak burayı kaçırmışız ben bu gece burada e, bunları bayağı bir grindliyim 5 maçta oynayayım 3 galibiyetim var 8 win alacağım 8 win de, e, bu ödülü alacağım sonraki bir galibiyette de çeyrek finale çıkmış olacağım burası böyle gümüş canavarlar devam ediyor en sonunda nadir mega var mutlaka paket için gümüş canavarları da yapın derim dönüm noktalarında tommy tommy şutut kartın oyuncusu kartlı kim vardı en çok tanıdığımız bir futbolcu vardı ya şutut kartlı nister roy muydu kartın çocuğunu ister Roy'un takım arkadaşı. Tommy gelmiş. Tommy ne istiyor bizden? Yönetim ustalığında ilk 11'inde yalnızca Bundesliga oyuncularıyla 5 maç kazanacağız. 30 gol atacağız. 20 asist yapacağız. Ara paslarla 4 maç asist yapacağız ve 15 maçta gol atacağız. Bu görevde e, gol attığınızda rakibiniz genelde çıkıyor. Eğer çıkmazsa siz çıkın. Böyle çıkanlara denk geldikçe 15 maçı çok kolay tamamlayacaksınızdır ama 30 gol atmak 20 asist yapmak bazılarını çıkarmayacaktır. Onlar da çıkmazsa siz de gol ve asist yapmaya devam edin. Belki de işte kalenizi e, oyuncuya açarak ne bileyim böyle şey daha hızlı bitmesini onun size gol atmasını sizin ona gol atmanızı yakalayabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı yapabilirsiniz. Kartın kendisine bir bakalım. E, kartın kendisi orta orta olduğu için şu anda gözümde elendi. Sağ ayaklı 3-3, becerisi 3, zayıfı 3. iyice elendi. Ama muhtemelen bütün istatistikleri çok iyi gelecek. SLO gelmiş, Alman. Mesut geldi. Belki Mesut tabi e, sarı link için veya Bundesliga ligi kadrosu olanlara bir yedek için. Evet, hızı muazzam gelmiş, çeviklik dengesi muazzam gelmiş. Orta açması çok iyi gelmiş. Hangi ayaklı? Sağ ayaklı. Sol kanatta oynuyor. Belki ters kanatta oynatabilirsiniz sağ ayakla. Uzaktan şutu çok iyi, şut gücü çok iyi, fiziksel sesleri o kadar iyi değil ama e, hızlı, koşan e, bir oyuncu gibi duruyor şu anda. Body type'ını görmek istiyorum ben bunun. Body type'ı da hmm, yazıyor mu? Yazmıyor. Evet body type'ı yok. Body type'sız. <laughs> evet, muhtemelen lean gibi duruyor suratından falan body type'ı ama belli olmaz oyun içinde görmek lazım yani çok beğenmedim ama dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi vaktiniz varsa günde 2-3 maç ekleyerek bunları bitirebilirsiniz zaten 27 gün gelmiş arada bitirirsiniz herhalde bunu evet başka görevler paketler bir şeyler geldi mi mesut dün gelmişti luis felipe de paul erik beyni devam ediyor neymar Koreya müller devam ediyor Harry Kane. Ya dünkü City maçını izlediyseniz Tottenham City maçının ne maç olmuştu ya. Youtube'da da bir fotoğraf paylaşmıştım. Onun altında bayağı konuşmuştuk. Harry gerçekten City'ye beni neden almadınız dercesine iki tane gol attı. Müthiş bir adam. 97 bitiriciliği var. Ee, bulduğu zaman FIFA'da da kaçırmıyor golleri kendisi. Akıntıya karşı dün gelmişti. Diego Jota'yı severiz. Espor kulübü var. Forması şu anda halen oyunda. Başka da bir şey gelmemiş buraya. Evet. İlginç. Uzun zamandan sonra bir SBC veya bir kadro kurma görevi artık nasıl söylüyorsanız gelmemiş. Ben Yeder'den bahsedecek olursak inanılmaz bir kart. Söyleyecek hiçbir şey yok. 3 maçta 3 gol 4 asist. Artici'de 15 maçta on, şey 19 maçta 19 gol 12 asist falan muazzam oynuyor. Mutlaka Ben Yeder'i bir değerlendirin derim. Mini release'imiz var bugün. 3 tane oyuncumuz var mini release'de. Biri yakından tanıdığımız bir isim Emre Can Efendi. Emre Can 86 reytingiyle gelmiş UEFA kartı bildiğiniz gibi tur atladıkça yükselecek bu kartlar. Hemen bakıyoruz Dortmund kimle? Rangers eşleşmişti biliyorsunuz ilk maçta Rangers'ın farklı bir galibiyeti vardı. 4 gollü bir galibiyeti vardı. 4-1 mi bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakmak isterim şöyle. 4-2 bitmişti. Almanya'daki maç 2-4 bitmişti. Bir sonraki maç Rangers'da olacak. O maçla da alakalı bir post paylaşmıştım YouTube'da. O yüzden YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatayım. Orta yüksek defansif bir oyuncu. Becerisi 3. Zayıfı 4. Zayıfın 4 olması bizim için bir artı. 1.86 boyu var. Sağ ayaklı. Hızlanması büyük sıkıntı. 80'leri görmediği sürece oynanabileceğini düşünmüyorum derken. ha şöyle bakalım. 72-94. Güzel. Hızlanması bayağı bir artmış. Kaç yemiş? Artı 5 yemiş. Ee, 87. Artı 7 de sprint hızı almış. Gayet tatlı olmuş. Buna shadow basarak Almanya Ligi'nde bir CDM olarak kullanabiliriz. Yine Mesut Özil'e linki var. Hatırlatmakta fayda var 4-5-1'de. Güzel olmuş. Çeviklik dengesi biraz daha olsa olurmuş. Belki engine basabiliriz karta. Fiziksel özellikleri çok iyi. Dayanıklılık 91, agresiflik 91. Kendi kendine tackle'ları yapacaktır mutlaka. Ayakta müdahalesi var, liderliği var, füzeci var, doğal yeteneği var Emre Can'ın. Emre Can'ın fiyatı belli oldu mu? Paketlerden çıkmaya başlamış. 340k'ya gelmiş fiyatı. Yüksek ihtimalle shadow basmışlar. Body type'ı da high stocky bir body type'ı var. İkinci oyuncumuz e, ismiyle belki tanırsınız. Dominic Dominik yazınca çıkacak mı acaba? Dominik Sızolabızılazılayı. Ben okuyamıyorum bu ismi. Sizler okuyabiliyorsanız nasıl okunduğunu bana öğretebilirsiniz. Kendisinin body type'ına geçmeden önce fiyatı 93k olarak gelmiş. 4-4 bir kat orta düşük çalışma oranlarını hiç sevmedik. Hızlanması güzel, çeviklik güzel ama denge maalesef yok. Boyu kaçtı bunun? 1.86. Evet, boyunun bu kadar uzun olması dengesini de düşürüyor. Çok kullanılacak bir kart gibi görmüyorum. Eğer çıkartırsanız e, Almanya Ligi SBC'lerinde gönlünüz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Leipzig'de kimle eşleşmişti? Hemen bakalım. Real Sociedad ile eşleşmişti. Onlar da 2-2 berabere kalmışlardı kendi sahasında. İspanya'ya gidecekler. Eğer bir upgrade olursa bakalım geçebilirse daha doğrusu Leipzig turu upgrade olacak. Ve yakından tanıdığımız son isim günün son incelemesi kendisi Jason Dinaier... biliyorsunuz Leon'un stoperi eski bir Galatasaray stoperi. Bu aralar Galatasaray'ın past and present kadrosuyla kameram şöyle yanılmış. Past and present yani geçmişten bugüne kadar olan oyuncularıyla bir weekendlik oynama isteğim vardı. Dün de öyle bir kadro kurdum. Onun üzerine Dinaier'in 84 kartının gelmesi mutlu etti. Normalde 80 kartı vardı. Hızlanması çok iyi bu kartın ama çeviklik denge problemi var. 330k'lık bir kart. Fiyatı biraz daha düşecektir ama Varanda da denge yok. O yüzden stoperler stoper oyuncularında denge çok fazla aramıyoruz. Fizik ve defansif farkındalığının iyi olması lazım aslında. Müdahale 87 yani orta seviye bir kart. 330k biraz fazla bunun için bence. biraz daha fiyatının beklemesi, düşmesini bekleyebilirsiniz eğer almak istiyorsanız. Peki Lyon kimle eşleşiyor? Lyon eşleşmiyor. Lyon direkt turu geçmiş. Eğer, şimdi benim de kafamda soru işaretleri var. Şimdi bir e, maç oynamadan üst tura geçtikleri için maç oynayıp üst tura geçenler upgrade aldığında acaba Dinerde upgrade alacak mı? Bunu bilmiyorum. Herhangi bir bu konuyla alakalı bir yazı da görmedim. Eğer siz biliyorsanız bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir de Icon Swap 2 ekranı geldi. Icon Swap'ler biliyorsunuz daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ee, çok güzel bir oyun içindeki bir etkinlik. Onun da videosu yarın gelecek. Yarın Icon Sweep'leri e, nasıl alırız? Hangisini yapmalıyız? Yani kaç tanesini almalıyız? Kaç tanesinden hangisini almalıyız? Bütün opsiyonlarıyla alakalı bir video çekeceğim efendim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel, keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. 9 kontentini de sizlerle yapmış olduk. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın! Bye-bye.